Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün hem Interpol'den hem Adalet Bakanlıkları'nın uluslararası yazışmalarından ve iade istemlerinden bahsedeceğiz. Doğal olarak en çok gündemde olan iadesi istenen Fethullah Gülen ve Adil Öksüz'den bahsedeceğiz. Şimdi Türkiye'de hem Erdoğan hem kimi bakanlar hem de yandaş medya birkaç yıldır Fethullah Gülen'in Amerika tarafından iade edilmediğini, Amerika'nın Fethullah Gülen'i CIA vasıtasıyla desteklediğini yazıyor ve söylüyor. Bu olabilir, tartışacağım nokta bu değil. Tartışacağım nokta Fethullah Gülen'in ömrübillah iade edilemeyeceği. Önce Interpol'den bahsetmek istiyorum, Kırmızı Bülten'den. Biliyorsunuz Kırmızı Bülten'den alınan oldukça kalabalık bir siyasi insan var. Peki Kırmızı Bülten ve Interpol böyle bir şey mi? Hayır, Interpol böyle bir şey değil. Interpol siyasi konularda ve askeri konularda hiç karışmıyor. Yani kendi yakalama olayında siyaset ve askeriye yok. Bunlar Interpol dışında. Peki nasıl oluyor da Interpol dışında olan şeyler, işte bir takım PKK'lılar, sol ya da başka Fethullah Gülen ekibi Interpol vasıtasıyla aranıyor. Onları siyasetten çıkartıp adi suçlu olarak bildiriyorlar, yoksa Interpol'ün kabul etme olanağı yok. Ayrıca başka bir şey var. İşte Adalet Bakanlığı Türkiye'den, Amerikan Adalet Bakanlığı ABD'ye yazıyor, oraya dosyalar gönderiyor. İşte şu kadar dosya gönderdik, niye iade etmiyorlar diyor. Amerika'da savcılar, Adalet Bakanlığı bunları incelemiş. İlginç bir şekilde 2017 yılında Amerika'dan Türkiye'ye Adalet Bakanlığı'ndan, Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan uzmanlar gelmiş ve Türkiye'ye iade dosyasının nasıl hazırlanacağı üzerine ders vermiş. Yani kabahat bizim değil, sizin. Siz iade dosyasına gönderdiğiniz belgeler iade için yeterli değil, böyle böyle yapmanız lazım diye dosyalar göndermiş. Nedir onlar? Şimdi birincisi, bir kişiyi hangi suçtan olursa olsun iade istediğiniz zaman sizin suç olarak yazdığınız olayın iade istediğiniz ülkede de suç sayılması gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben bana ne yapabilir? Bana gazetecilikten iade davası gönderebilir. İşte Özgür Gündem'de bir günlük genel yayın müdürü ya da yazdığım bir yazıdan dolayı. Nereden isteyecek beni? Benim oturumum Fransa, Fransa'dan isteyecek. Her ne kadar Doğu Perinçek kaçtığımı söylese de benim 2003 yılından beri Fransa'da süresiz oturumum var. Yani benim kaçmama gerek yok. Ben istediğim zaman Fransa'da, istediğim zaman Türkiye'de yaşayabilirim. Yani şimdi Türkiye'ye gidemiyorum. Önce bir pasaport vermeleri gerekiyor. Gidip gitmeyeceğimi ondan sonra karar veririm ama pasaportum yok. Pasaport vermiyorlar, kimlik vermiyorlar ama benim hakkımda dava açıyorlar. Dediğim gibi Erdoğan Zübi oynuyor, ben yaşar yaşamazdaki yaşarım. Neyse, bir söyleyeceğim bu değil. Beni Fransa'dan diyelim ki bir talepte bulundu. Şu 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 yazımdan, şu yazılarımdan, işte terörü övmekten falan suçlandım. Beni iade olarak isteyecek. Böyle bir şansı yok. Neden yok? Çünkü Fransa'da böyle bir basın suçu yok. Buradan neyi anlatmak istiyorum? Sadece basın suçu değil. Size isnat edilen suç, iade istenilen ülkede suç sayılmıyorsa, iade dosyasını şöyle bir kenara koyuyor. Ama Fransa, ama Almanya, ama Amerika, ama başka ülkeler. Bizde bu suç değil, o yüzden size iade edemeyiz. İkinci bir olay var. Diyelim ki benim basın suçu Fransa'da da var. Ve işte şu 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 maddeden yargılanıyorum. O maddenin benzeri Fransa'da varsa ve ben Türkiye'de yargılandığımda bundan müebbet hapis yiyeceksem ve Fransa'da bunun azami, en fazlası azamisi Türkiye'de müebbet, Fransa'da 24 yılsa gene iade etmiyor. Yani Fransa'daki suçun azami cezası Türkiye'deki cezadan bir gün bile fazlaysa iade etmiyor. Üçüncüsü, eğer iade edeceği ülkeye, yani Türkiye'ye, Fransa adalet açısından güvenmiyorsa, orada başka her türlü şeyin yapılabileceğini düşünüyorsa, bunu örnekleriyle de kanıtlıyor. Çünkü AİHM'deki dosyalar AYYUK'u açmış durumda. O zaman da iade etmiyor. Bir başka konu var.
Eğer o ülkede tutuklulara işkence yapıldığını hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de kendisine başvuran, iltica etmek için başvuranlar sayesinde belgeleriyle önünde duruyorsa yine iade etmiyor. Bunun bir başkası daha var. Tabii Türkiye'de kalktı idam. Eğer sizin ülkenizde idam cezası varsa ve kendi ülkesinde yoksa gene iade etmiyor. O yüzden geçen gün Türkiye ciddi bir suç işledi. İki İranlı genci İran'a iade etti. Oysa senin ülkende idam cezası yoksa, idam cezası olan bir ülkeye suçu ne olursa olsun hiç kimseye iade edemiyorsun. Türkiye uluslararası bir prosedürü çiğnemiş oldu. Bu çok alışık olduğumuz bir şey. Şimdi diyelim ki Adil Öksüz'den Fethullah Gülen'i Amerika'dan ve Almanya'dan istediniz. Dosyalar, bavullarca dosyalar göndermişler. Bunu biliyoruz. Hep söylüyorlardı. Bu dosyaların içerisinde hani darbeden önce Adil Öksüz'ün Pensilvanya'ya gidip orada Fethullah Gülen'den talimat aldığı var ya, bu talimat siz somut belgeye dayandıramıyorsanız, efendim bunu görüştüler, efendim şunu görüştüler, efendim bizim tahminimiz şöyle konuştular, böyle konuştular, delil olarak sayılmıyor. Bunun ya ses bandı, o da delil olarak sayılırsa ses bandı ya da birbirlerinden yazışmaları olması gerekiyor. Yani Fethullah Gülen'in ne olup darbeye, Adil Öksüz'e darbeyi başarıyla bitirmenizi saygılarımla arz ederim falan gibi bir belge olması gerekiyor. Hani diyorlar ya Avrupa Birliği darbeye inanmıyor diye. İnanmama nedeni de bu. Çünkü siz ona işte Adil Öksüz için ya da Zekeriya Öz için somut bir belge veremiyorsunuz. Efendim mahkemede şunu yaptı, bunu yaptı. Bu somut belge değil. Mahkemede doğru ya da yanlış karar vermek insanın taraf olduğu anlamına gelmiyor. İade anlamında gelmiyor. Öyle olursa hemen hemen bilhassa son dönemde savcıların ya da hakimlerin yarısı görevden alınır. Görev bıraktırılır. Diplomaları elinden alınır. Yani böyle bir şey olsa. O yüzden hem Fethullah Gülen'in hem Adil Öksüz'ün ve buna benzer işte PKK'den, Desol'dan bir sürü insanın iade olanağı, buna benzer örgütlerden, TKB'den olanak dışı. Gazetecilerin ki hele sıfır şans. Adil Öksüz tabii başka bir şey yapabilirdi. Bu darbeyi iyice ortaya çıkartmak için. Aynen 9 Mart 1971'de Mahir Kaynağ'ın yaptığı gibi MİT'teki artık görevini sona erdirdiğini açıklayarak, görevinin bittiğini söyleyerek bütün o görüşmeleri açıklayabilirdi. Mahir Kaynağ böyle yaptı. Onun üzerine işte İlhan Selçuklar tutuklandı, Madanoğlu davası, Ziver Bey Köşkü durup dururken olmadı. Adil Öksüz bunu yapmadı. MİT'ten olduğunuz tahmin etmemize rağmen neden bu bilgileri vermiyor? Büyük bir olasılıkla onun da elinde somut dediğimiz bir belge yok. Yani konuşmalar bant alınmış, bant alınmamış, bantlar zaten mahkemede geçerli olup olmadığı hala şüpheli bir şey. Ve yazılı böyle bir konuşma olmamış. Olsaydı büyük bir olasılıkla bu mahkemeye verilir. Ama burada dediğim gibi en önemli şey sizde verilen cezayla size sanığı iade edecek ülkedeki cezanın birbirinden karşılaştırılması. Şöyle bir şey de var mesela. Bu Ergenekon ve Balyoz davalarında çok tartışıldı. Tamam, ortada davacılar, darbeciler var, darbe girişimcileri var. Darbe yapmışlar mı? Hayır. Darbe yapmak için kalkışmaya var mı? Hayır. Darbe girişiminden dolayı ortada bir cinayet, bir yaralama var mı? Hayır. O zaman bu yargılama darbeye girişimden yargılanıyor. Darbeye girişimin cezasıyla darbeyi başarmışların cezası aynı değil. Şey gibi yani cinayete teşebbüs ama cinayet. Hatta taammüt. 3 bölüm ayrılıyor cinayet cezaları da. Tahammüden öldürdüyseniz, bunu daha önce düşünüp planladıysanız, bu planladığınızı
ya itiraf ettiyseniz ya da bununla ilgili somut belgeler varsa cezanız çok büyük, müebbet. Eğer hayır, anlık bir olay şeklinde o anda sinirlenip öldürdüyseniz bunun cezası 24 yıl, değişmediyse yasalar. Ama hemen hemen aynı böyle. Ama öldürmeyi düşünüp de hiçbir şey yapamadan yakalandıysanız o zaman sanıyorum 8 yıl falan. Değişmediyse değişmiş olabilir ama gene de az. Darbe olayı da aynen böyle. Darbeyi başardıysanız ve ondan sonra iktidar sizi alaşağı ettiyse, darbeyi başarmış olduğunuzdan dolayı anayasayı değiştirmek bilmem falan filan bir sürü şey var. Darbeden yargılanıyorsunuz. Ve bunun cezası müebbet. Eğer başaramadıysanız gene darbeye teşebbüsten yargılanıyorsunuz. Ha, işin içinde cinayet var, işte 251 kişi öldü falan. Onlar cana kasttan yargılanıyor. Yani o zaman darbe gerçekleşmiş olmuyor. Gene darbe yapmış olmaktan yargılanmıyorsunuz. Gene darbeye teşebbüsten yargılanıyorsunuz. Bu Türkiye'de bu son şeyde değişti. O yüzden darbeye teşebbüsten Türkiye'de verilen cezalar bir anlamda darbecilerin, girişimcilerin, yurt dışındakilerin iadesini engelliyor. Çünkü böyle bir şeyden Amerika'da ya da Fransa'da yargılansanız darbeye girişimden yargılanacaksınız. Ne kadar cezalısınız bilmiyorum ama ömür boyu müebbet almıyorsunuz. Evet, ilginç bir şekilde Amerika, dediğim gibi 2017 yılında Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan uzmanları göndermiş. Bunu böyle yaparsanız biz size istediğiniz o kişiyi iade ederiz demiş. Aradan 3 yıl geçmiş. Demek ki Adalet Bakanlığı böyle bir belgeyi Amerika'ya gönderemiyor. Amerikan Adalet Bakanlığı'na gönderemiyor. O yüzden de Fethullah Gülen'in iadesi mümkün değil. Fethullah Gülen ya da benzeri kişilerin iade edilmemesinin nedeni Amerika ya da Almanya ya da Avrupa'nın başka bir ülkesi değil. Ya da Yunanistan ya da... Çünkü bütün ülkelerde prosedür uluslararası anlamda bu şekilde sürüyor. Ve en önemlisi, hep söylüyorum, oranın azami cezasıyla sizin azami cezanız arasında bir gün eksiklik ve fazlalık varsa böyle bir şansınız hiç yok. Evet, umarım o yandaş medya gazetecileri bunu dinlerler ve her seferinde Amerika CIA böyle bize göndermiyor şu bu falan demek yerine Adalet Bakanlığı'na bir açıklama yapıp elinizde belge varsa bunu gönderin, yoksa da bizi yanlış gazetecilik yapmaya yönlendirmeyin demeleri gerekiyor. Derler mi? Sanmıyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu Interpol'ün olayı çok ilginç. Kısaca anlatayım. Ben Interpol'den, Kırmızı Bülten'den aranmış bir kişiyim. Siyasi mi? Hayır, değil. İşte bu Körfez Savaşı döneminde 5 arkadaş bir turizm anonim şirketi kurduk. Adı da Hero'ydu. Bu dönem kursaydık herhalde darbeden sonra ya da devam etseydi Hero, yargılanırdık. Şirketi kapatırdı Erdoğan herhalde. Bu Hero tişörtlerinden dolayı kaç kişiyi gözaltına aldılar. Evet, sonra biz iflas ettik. Kapatmak zorunda kaldık. Bu beceriksizliğimizden değil. Belki beceriksizlik, gene kapatabilirdik, iflas edebilirdik ama bu Körfez Savaşı'ndan dolayı kapatmak zorunda kaldık. Çünkü işte bir A grubu turizm şirketi olursanız 2 yıl içerisinde Türkiye'ye şu kadar döviz getirmek zorundasınız. Yani iş yapacaksınız. Ülkeye de şu kadar miktarda, 60 bin dolar mıydı o zaman tam anımsamıyorum, getirmek zorundasınız. Körfez Savaşı olunca kimseyi getiremedik. O yüzden bunu şey yapamadık ve iflas ettik. Sonra bir gün Düşün Yayın Evi'ne, işte benim yayın evine gittim. Keyifliyim de, yeni bir kitap çıkartmak üzereyim. Matbaaya gideceğim. Önce bir yayın evine uğradım. Bir baktım babam masamda telefonla konuşuyor. Oturmuş, sinirli ama yani böyle kızgın. Neyse biraz konuştu, telefonu kapattı, bana döndü. Bir bu eksikti dedi. Bunu da yaptın ya, tamam dedi. Ne yaptım dedim. Kırmızı bültenle aranıyorsun Interpol tarafından dedi. Şimdi dedi Interpol komiseri aradı. Nasıl olur ya dedim, yani hiç öyle bir şey olma olasılığı yok diye düşünüyorum. Meğersem adamın biri biz kapattıktan sonra bizim firmanın mühürünü yaptırıp Bulgaristan'a kaçak insan götürme işlerine girmiş. Bir otobüs dolusu insanı sen doldur otobüse, sizi Bulgaristan'a götürüyorum diye. Edirne sınırlarında bir ilçede ya da bir köyün ormanlık bir yerde
Onları bırak geldik Bulgaristan'a. Bundan sonra sizin işinizde. Onlar da işte emniyete gidiyorlar. Bilmem, bir bakıyorlar ki bir müddet dolaştıktan sonra Türkiye'deler. Karakola gidiyorlar. Şikayet bilmem ne. Hero Turizm AŞ'ye çıkıyor. Hero Turizm AŞ'nin de genel müdürü benim. Sicile girdikleri zaman görüyorlar. İnanmasalar da benim böyle bir şey yaptığımı. Ama genel müdür olduğum için ifade vermem gerekiyor. Interpol araması çıkıyor. Çünkü uluslararası bir suç. Ve o komisere bir ifade verdim. Sonra kırmızı bültenden aranmam durduruldu. Ama tarihimde hem de babamı çok kızdıracak böyle bir şey var. Sonra açıkladım ama gene de kızgınlığı geçmemişti. Evet, kırmızı bülten böyle bir şey. Adi suçlara ve uyuşturucuya ve cinayete bakıyor. Cinayete baktığı için de bir takım siyasi tutuklu sanıkları Interpol üzerinden adi suçmuş gibi arattırıyor. Tabii bundan sonra son 70 bin kişi Interpol'e gönderdiği için Türkiye, Interpol Türkiye'yi artık ciddiye almıyor. O da ayrı mesele. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.